Bugünkü konumuz beni çok heyecanlandıran bir konu. Günümüzdeki bilim kurgu filmlerinin senaryosunu aratmayacak cinsten bir hikaye. Aslında hikaye de diyemeyiz belki de. Kur'an-ı Kerim'de, kutsal kitapta Ashab-ı Kehf olarak bilinen, Hristiyanlıkta ise yedi uyurlar olarak bilinen 1400 yıl önce bir mağaraya saklanmak için giren gençlerin 300 yıl boyunca o mağarada kalmaları ve bu kalma süresinin onlar için 300 yıl değil de bir gün kadar kısa hissettirilmesinden bahsedeceğiz. Elbette ki biraz kuantumun içine gireceğiz. Sizler için notlar hazırladım. Notlarıma da bakacağım bu süre içerisinde. Kehf suresinde anlatılan mağara ehli gençlerinin hikayesi bu. Kehf suresi 9 ve 26. ayetlerde geçer. Bir grup genç yaşadıkları toplumda yaygın olan putperestliğe karşı çıkarlar ve Allah'a inanırlar ancak bu inançları yüzünden baskıya uğrarlar. Bu gençler zulümden kaçarak bir mağaraya sığınır. Orada Allah tarafından uzun bir uykuya yatırılırlar. Kur'an'da bu uykunun 300 yıl olduğu bildirilir. Bu süre zarfında bedenleri korunur. Uyandıkları zaman ne kadar kaldıklarını anlayamazlar ama onlar için çok kısa, hatta bir gün gibi gelen bir sürede orada kaldıklarını düşünürler. İçlerinden birini yemek almak için gönderirler ve cebindeki paranın bile artık tarihinin geçmesi üzerine o mağarada senelerce kaldıklarını işte öyle anlarlar. Olayın detaylarına inmeden önce buradaki mağara olgusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü mağara olgusu birçok dinde, felsefede yeri olan sembolik bir yer aslında. Platon'un mağara alegorisinde insanların gerçekliğe ulaşma sürecinden bahseder. Dinlerde mağaranın çok önemli bir yeri vardır ve peygamberlerin mağaralara kapanıp kendilerini inzivaya çektikleri bilinir. Ve yine bu olaydaki bu gençlerin mağaraya girmesi ve mağarada aslında neler yaşadıkları, bu kadar uzun süre kalıp hala sağlam bir şekilde çıkmaları. Tasavvufta da mağara inzivayı, nefis terbiyesi ve ilahi sırra yaklaşmayı temsil eder. Biliyorsunuz ki Budizm'de de Buda'nın mağaraya geçip inzivaya girip aydınlığa ulaşma sürecinden bahsedilir. Özet olarak mağara olgusu kişinin dış uyaranlardan kendini soyutlayıp aslında kendi içine yaptığı bir yolculuğu temsil eder. Peki burada bir de köpek figürü vardır. Bir köpekleri vardır bu gençlerin ve onlarla birlikte mağaraya doğru gider ama mağaranın içerisine geçmez ve dışarıda bekler. Köpek olgusu da aslında çeşitli anlamlara gelebilen bir olgu ve bunu da sizin için araştırmıştım. Tabii ki köpek nedir? Hani sadıklığı ve koruyuculuğu temsil eder. Onun dışında köpeğin içeriye geçmemesi, yani eşikte beklemesi olayı, köpeğin dünya ile hakikat arasında bir sınırda durduğunu gösterir. Yani içeriye giremiyor çünkü manevi aleme geçemeyeceği. Onun bir ruhu olmadığı için, insanın bir ruhu ve bilinci olduğu için manevi aleme, yani fiziksel alem olmayan bir yer olarak düşünelim mağarayı burada. İnsanlar ruhları oldukları için, bilinçleri oldukları için mağaraya girebiliyorlar. Ama köpek daha fiziksel bir varlık olduğu için, ruhu ve bilinci olmadığı için insan gibi mağaraya geçemiyor. Kimi düşüncelere göre mesela tasavvufta da köpek sembolünü insanın nefsi olarak da değerlendirebiliriz. Ve oradaki kişiler, oradaki gençler aslında bir nefis terbiyesi, bir soyutlanma, bir temizlenme için mağaraya girdiklerini varsayarsak köpeği de dışarıda bırakmaları burada aslında anlayabileceğimiz bir şey oluyor. Son olarak bir de zamanın bekçisi kavramı diye bir şey var. Kuantum ve ezoterik bakış açısıyla köpek burada zamanla ilgili bir nöbetçi figür olabilir. Zira gençler zamanın ötesine geçerken köpek o zamanın bekçiliğini yapar. Yani köpek lineer, doğrusal bir zamana ait bir varlıktır ve içeriye geçemez. Çünkü mağarada, yani bu hikayemizde birazdan anlatacağım daha derinlemesine, mağaradaki gençlerin yaşadığı zaman aslında lineer bir zaman değildir. Şimdi size bir de CIA'nin, biliyorsunuz ki CIA aslında metafizik konularla da çok ilgilenen bir kurum ve belli araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaları ise araştırmadan belli seneler sonra gizliliğini kaldırıyor ve insanlara açık hale getiriyor. Mesela CIA'nin 1970'lerdeki dokümanlarında The Gate Process, yani geçit süreci adı verilen bir çalışma var. Bu dokümanları bulabilirsiniz. Ben de şuraya getiriyor olacağım zaten. 2003'te bu çalışmanın gizliliği kaldırılmış. Bu belgede özellikle insan bilincini farklı boyutlara taşıma, astral seyahat, zihinsel kontrol ve farkındalık genişlemesi,
gibi konuları içeriyor bu çalışma. Trans halindeki insanların hareketsiz şekilde duygusal girdiden uzaklaşarak ve farkındalıklarını içe doğru ayarlayarak bilinci daha yüksek seviyelere, daha yüksek boyutlara, hatta zaman katmanlarının arasında seyahat edecek boyutlara getirme konularını araştırmışlar. Merak edenler bu konuyu daha detaylı araştırabilir. Ben mağara konumuzla, mağaradaki hikayemizle alakadar olabileceğini düşündüğüm için size bu bilgiyi getirmek istedim. Şimdi burada bazı şeylere dikkat edelim. Mesela insan bilincinin farklı boyutlara kendini taşıyabilmesi, hareketsiz kalması ve duyusal girdiden uzaklaşması demiştim az önce. Biz şu an ne yapıyoruz? Biz o kadar çok duyusal girdinin olduğu bir düzende ve evrende yaşıyoruz ki her şey bizi çok fazla etkiliyor. Her şey elektronik, her şey görünmeyen sinyallerle aslında bizim bilincimizi, epifiz bezimizi etkiliyor. Biz kendi bilincimizi daha çok dışarıya doğru yönlendiriyoruz. Ama mağara olgusunda bu kişiler bütün bu duyusal girdilerden ve dışarının hareketinden aslında kendilerini soyutlayarak bu bilinci tamamen kendi iç dünyalarına akıtıyorlar. Şimdi Kur'an'daki bu hikayeye geri dönecek olursak, hiç ses yok. Allah onların duymasını engelledi. Mağara zaten karanlık bir ortam. Yani tamamen bir teslimiyet ve dinginlik hali içerisinde buradaki kişiler. Bu da aslında bedenlerinden çıkarak ruhsal bir gezinti yapmalarına çok olanak sağlayan bir fiziki ortamda olduklarını gösteriyor. Dr. Joe Dispenza'yı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Bu adam insan vücudu, beyni ve bunların birbiriyle olan ilişkileri hakkında birçok araştırmaları olan bir insan. Ona göre insan bedeni ve zihni durgunluk haline girdiği zaman, yani trans, buna meditasyon da diyebilirsiniz, zamanı, hatta kendi vücudundaki biyolojiyi bile değiştirebilecek bir güce erişebiliyor. Dr. Joe Dispenza'ya göre beyin dalgalarınızı yavaşlattığınız zaman bilinçaltınıza inebiliyorsunuz. Biz burada bilinçaltımızı ruh olarak düşünebiliriz. Yani bir kuantum durgunluğuna erişebiliyorsunuz. Kuantum durgunluğunun çok farklı anlamları olsa da daha teknik olarak biz daha çok burada mağaradakilere yine eşleştirelim ve daha felsefik kısmını alalım. Kuantum durgunluğu bazen meditasyon, farkındalık, bilinç genişlemesi anlamında da kullanılıyor. Bu çerçevede zihnin içsel hareketlenmesinin durması. Biliyorsunuz ki zihnimizde gün içerisinde birçok düşünce akıp geçiyor ve bunların büyük bir kısmı maalesef ki olumsuz. Bu konuda yine mağaradakiler içsel hareketlenmelerini durdurduklarını varsayarsak, kendi ego ve düşüncelerini araya girmediği, salt farkındalığa eriştikleri bir duruma getirdikleri zaman her şeyin kaynağına ulaşma imkanı sunuyor bu beyin dalgaları bize ve mağaradakilere. Şimdi birazcık da bunu bir kenara bırakarak, tamam, güzel söylüyorsun, iyi söylüyorsun, zihinle bu noktalara gelinebiliyor. Peki beden nasıl o mağarada 300 sene boyunca kalmış olabilir? Nasıl çürümemiş olabilir diyorsanız, bu konuda da birkaç söyleyeceğim var. Mağaralar ve dağlar, özellikle mağaralar, bedenleri koruyabiliyor. Yiyecekleri koruyabildikleri gibi. İran ve Afganistan'da 1000 yıllık ekmek ve peynir bulunmuş. Mağaraların fiziksel şartları aslında biyolojimizi, bu arada dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın lütfen. Şu an fiziksel olarak çok uygun değilim ama yine de videoyu yapmak istedim. Özellikle yüksek rakımlı mağaralar insanın biyolojik sürecini önemli ölçüde yavaşlatıyor. Bunlar bilimsel olarak ispatlanmış şeyler. Mesela şu anki popüler olan kriyoterapileri duymuşsunuzdur zaten. Mağaralar sıcaklığın çok düşük olduğu yerler olduğu için insanlar da kriyoterapilerle, onların da amacı hücreleri gençleştirmek, yaşlanmayı yavaşlatan bir protokol izliyorlar. Mağaralarda bu aslında doğal olarak gerçekleşiyor ve yaşlanmaya sebep olan enzimlerin daha az aktif hale gelmesini sağlıyor mağara gibi yerlerde, mağarada olmak. Oluşan oksidatif stres. Biliyorsunuz ki oksijen de insanı hızlı bir şekilde yaşlandıran bir olgu aslında ve mağarada da oksijen önemli ölçüde azalıyor. Mağarada epifiz bezi dediğimiz insanların ruhsal deneyimlere açık olmasına sebebiyet verecek epifiz bezinin daha aktif çalıştığı
Biliniyor, melatonin hormonu da daha aktif karanlık olması sebebiyle. Böyle olduğu için bunların, bu söylediklerimin hepsini aslında tek bir yere toplarsanız insan mağarada daha aktif, yaşlanması yavaşlıyor, farkındalığı daha fazla ve beyin dalgalarına, buraya da geliyorum, beyin dalgalarını kullanarak, ki günümüzde epifiz bezimiz hepimizde maalesef ki çeşitli sebeplerden dolayı çok fazla aktif değil. En önemli sebeplerinden bir tanesi Wi-Fi'ler. Wi-Fi'lerin yaydıkları frekanslar. Bu da epifiz bezlerimizi, tabii yediğimiz içtiğimiz şeyleri söylemiyorum bile. Bunlar beynimizin, beyin dalgalarımızı da önemli ölçüde değiştiriyor. Epifiz bezinin sağlıklı çalışması, melatonin hormonunun artması ve mağaradakileri yine ele alırsak bir uyku halinde olmaları, onların aslında beyin dalgalarının teta ve delta'ya uyumlu olduğunu gösteriyor. Kur'an'da geçen "eğer onları görseydin uykuda oldukları halde uyanık sanırdın" sözü de aslında beynin belli dalga boylarında farklı çalışma şeklinin olmasını bizlere gösteriyor. Ve dediğim gibi teta hali, beynin teta halinde olması, kişilerin meditasyon yaparken, dua ederken, yani kişi bilinçsiz değil, kişi bilinçli ama bir trans halinde, bir teslimiyet halinde kendini bırakmış ve kendini teslim etmiş, inandığı güce, inandığı varlığa, enerjiye, yaratıcıya. Birazcık da zamandan bahsedelim. Kuantumdaki zaman sabit değil, izafidir. Yani izafi ne demektir? Görecelidir, mutlak değildir, kesin değildir. Hız arttıkça zaman yavaşlar, yer çekimi yoğunlaştıkça zaman daha da yavaş akar. Mağarada dış dünyadan izole, ışık girmeyen neredeyse bir kuantum kapsülü gibi düşünebiliriz. Bu gençlerin zamanı farklı algılaması aslında çok da imkansız değil gibi gözüküyor. Ayrıca kuantumda zaman tek yönlü değil, geçmiş ve gelecek birbiriyle etkileşim halinde. Bu da çok ilginç bir şey. Bu da çok heyecan verici bir şey aslında. Bu konuyu da başka bir videoda daha detaylı konuşabiliriz. Kuantum parçacıkları aynı anda birden fazla farklı yerlerde ve zamanlarda da bulunabiliyor. Bunlarla da bağdaştırabiliriz. Hatırlarsınız ki mağara hem felsefede hem de dinlerde hakikate ulaşma alanı olarak geçtiği için bu mağaranın içerisinde zaman durmuş ve yavaşlamış olabilir. Dışarısı kendi akışında ilerlerken gençler için kuantum izolasyonu yaşanmış olabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Zaman konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu anlatım hikaye konusunda ne düşünüyorsunuz? Zamana bakış açınız ne? Beyin dalgalarımızı daha farklı kullanırsak, kendimizi dış ortamlardan soyutlarsak, ki mağara gibi bir yere gitmediğimiz sürece maalesef bu imkansıza yakın, çünkü her yerde artık birçok şeye maruz kalıyoruz. Yani gökyüzünde yıldızları bile neredeyse göremiyoruz. Şehir ortamında yaşayanlar olarak, şehir ortamında yaşıyorsanız gökyüzünde yıldızları bile göremiyorsunuz artık. Çok fazla üstümüzde duyu girdisi var. Çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Kendinizi izole ettiğiniz bir yaşamda ve beyin dalgalarınızı aslında nasıl kullanacağınızı da bilirseniz, kendinizde çok kuvvetli bir gücü hissedeceğinizi düşünüyor musunuz? Vücudunuzu, bedeninizi, hücrelerinizi değiştirebilecek seviyelere çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.